Antik Yunan, görmeye alışık olduğumuz çoğu imparatorluk gibi birleşik, bütüncül bir yapıya sahip değildi arkadaşlar. Ve Atina ile Sparta tarafından yönetilen birçok şehir devletinden oluşuyordu. Ancak parçalı bir yapıda olmasına rağmen sadece Batı medeniyetine değil, genel anlamda dünya medeniyeti tarihine yaptığı katkıları görmezden gelemeyiz. Katkılar derken, demokrasi gibi yönetim biçimleriyle tıp, sanat, matematik ve bilim alanındaki ilerlemelerden bahsediyorum. Ve saydığım tüm bu önemli alanların yanı sıra Yunanların dünya medeniyetine yaptıkları en meşhur katkının felsefe alanında olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada eğer antik Yunan'da felsefeden bahsedeceksek en ünlü filozoflarının Sokrates, Platon ve Aristoteles olduğunu söyleyebiliriz. Bunların isimlerini çeşitli kaynaklarda Sokrat, Eflatun ya da Aristo olarak da görebilirsiniz. Ancak biz bu videoda orijinal Yunanca isimlerini baz alıp öyle telaffuz edelim diye düşündüm. Yani Sokrates, Platon ve Aristoteles diyeceğiz. E ama Aristo olarak da çokça Aristoteles'i özellikle duyarsınız. Evet bunların ilkine yani Platon'un öğretmeni olan Sokrates'e geçmeden önce olayları bağlamları çerçevesinde değerlendirip bu insanların çevrelerinde o zamanlar neler olup bittiğine bir değinmek istiyorum. Milattan önce 5. yüzyıla girerken bazı gelişmeler olmaktaydı. Örneğin ilk olarak yeni Atina demokrasisinden bahsedebiliriz. Yine bu yüzyıl içindeki başarısızlıkla sonuçlanan Pers saldırıları ve bunu takiben Yunanların kendi içlerinde savaşmaya başlamaları, yani bir tarafta Atina'nın diğer tarafta da Sparta'nın bulunduğu Pelopones Savaşı geliyor. Sparta her ne kadar bu savaştan galip çıkmış olsa da tüm Yunan şehir devletleri aslında zayıflamıştı. Yunan-Pers savaşlarının ilk bölümüyle Pelopones savaşının sonu arasında geçen sürede Atina refah içinde yaşıyordu. İmparatorluğa çok benzeyen bu yapıyı yönetiyorlar ve sanata yatırım yapıyorlardı. Bu döneme Atina'nın altın çağı adı verilir ve Sokrates'in bu dönemde ortaya çıkmış olması da son derece önemli bir noktadır. Diğer tüm filozoflar gibi Sokrates'in de çok değişik bir yaşam sürdüğünü söyleyebiliriz. Sokrates hakkındaki bilgilerimiz Sokrates'in kendi yazdıklarından gelmiyor. Evet, Sokrates'ten geriye herhangi bir yazısı kalmadığı için onun hakkındaki bilgilere öğrencileri Zenofon ve özellikle de Platon'un yazdıkları aracılığıyla ulaşıyoruz. Bir de Sokrates'in çok hoşlanmadığı Aristofanes'in Sokrates hakkında yazdığı bazı parodiler var. Sokrates aslında taş duvarcısıymış ve Pelopones Savaşı'nda da piyade olarak görev yapmış. Ancak tabii ki onu ünlü yapan mesleğin filozof ve öğretmenlik olduğunu biliyoruz. Kullandığı öğretme metodu olan Sokratik yöntem bugün bile hala yaygın olarak kullanılmakta. Bu yöntem öğrencilere ders vermek ya da anlatmak yerine onları düşünmeye ve problemlerin köküne inmeye zorlayacak sorular sorarak bilginin aktarılmasında düşünmeyi öğretmek felsefesi üzerine kuruludur. Sokratesi ve ayrıca öğrencisi Platonu da diğerlerinden ayıran şeylerden biri genel geçer düşünme kurallarının dışına çıkmış olmalarıdır. Her ne kadar genel geçer düşünme kuralları, tanrılar ve metafiziksel olaylar üzerine kurulu ve antik Yunan medeniyetinde de tanrıların yeri yatsınamaz olsa da, Sokrates ve ondan sonra gelen filozoflardan bazıları, dünyanın nasıl işlediğini tanrılardan bağımsız olarak neden burada olduğumuzu anlamaya çalışmışlardır. Bunu mantıklı bir şekilde açıklamaya, konu hakkında konuşmaya ve olaylara mantıklı bir çerçeveden yaklaşmaya çalışmışlardır. Tam olarak ne demek istediğimi anlamadıysanız eğer hemen sizinle bir alıntı paylaşayım. Gerçek bilgelik, hayat, kendimiz ve etrafımızdaki dünya hakkında ne kadar az şeyi anlayabildiğimizin farkına vardığımızda ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi olan biten her şeyi metafiziksel olaylar ya da tanrılar üzerinden açıklamaya çalışan eski medeniyetlerin aksine Sokrates'e göre gerçek bilgelik ne kadar az bildiğimizle ve insan bilgisinin alçak gönüllülüğü ile ilgili. Sokrates, Atina'nın altın çağında demokrasinin de Perikles döneminde yaşamıştı. Bu arada Sokrates'in kendisinin de ket vurulmamış ya da saf demokrasiye şüpheyle yaklaştığını eklemek istiyorum. Mesela oy kullanan insanların eğitimsiz olabilecek olması onu düşündüren bir unsurdu. Bu insanlar bir demagog tarafından yani onlara sadece duymak istediklerini söyleyen biri tarafından kolayca manipüle edilebilirlerdi. Sokrates tartışmalı bir figürdü ve bu durum Pelopones Savaşı'nın sonuna doğru daha da derinleşti. Atina'nın bu savaşı kaybettiğinden bahsetmiştik. Atina refah ve bolluk içinde yaşayan bir şehir devleti grubunun liderliğinden kontrol altına alınmış bir şehir devletine dönüştü. Ortaya çıkan siyasi çatışmalar sonunda ne yazık ki Sokrates de hayatını kaybetti. Hatta hemşerileri Atina tarafından yargılandı. Burada Sokrates'in davasına ait bir görüntü görüyorsunuz. Kendisine yöneltilen suçlara karşı savunmasını yapıyor. Bu suçlar şehir devleti tarafından tanınmış tanrıları reddetmek, kendine ait yabancı ilahlar yaratmak ve gençleri yanlış yönlendirmekte. Zenofon ve Platon'un ayrı ayrı yazdığı Sokrates'in savunması olarak bilinen eserde Sokrates, şaşkınlık içinde bunların nereden çıktığını sorguluyor. Evreni açıklamaya çalışırken, olaylara tanrıları dahil etmediği ve gençlere düşünmeyi öğretmeye çalıştığı doğru. Ama Zenofon ve Platon'dan da elde ettiğimiz bilgiler ışığında, Sokrates'in şehir devletini hiçbir şekilde sorgulamadığını ya da aşağı görmediğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak yani davası oylanırken Sokrates şüphelendiği demokratik sistemin kurbanı oldu ve oy kullanan 500 Atinalı'nın 280'i kendisini suçlu buldu. Ayrıca cezasının ne olması gerektiği için düşünmesi istendi. Suçlamalar Atinalıların gözünde oldukça ciddi olduğu için Sokrates o ünlü cümlesini kuruyor ve sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez diyor. Böylece birçok tarihçiye göre sürgün istese alabilecekken idama mahkum ediliyor. Çok çok sonra yapılan bu resim ise Sokrates'in ölümünü tasvir ediyor. Sokrates bu tabloda onu öldürecek olan zehri ya içmiş ya içecek. Her ne kadar yapmacık bazı suçlamalar yüzünden hayatını kaybetmiş olsa da Sokrates'in mirası özellikle de öğrencisi Platon ile devam etmiş. İşte sıra geldi birçok açıdan ünlü olan Platon'a. Platon deyince akla Platonik ideal biçimler ya da idealler gelir. Mesela söz konusu olan şey çember, top, sandalye ya da köpek olsun. Bunların bize duyularımızın söylediklerinden bağımsız ideal biçimleri yani idealları vardır. Örneğin karşımızda gerçekten gördüğümüz sandalye ideal sandalyenin kusurlu bir versiyonu olabilir. Platonik kelimesinin zaman içinde değişen daha birçok kavrama uygulandığını görebilirsiniz. Örneğin platonik aşk derken. Platon'u ünlü yapan diğer şeylerden biri ise akademi kavramıdır. Öğrencilere ders verdiği yer Atina'nın şehir duvarlarının biraz dışındaydı ve ismini Atinalı kahraman Akademos'tan aldığı için daha sonra Platon'un Akademisi olarak anılmaya başlanmıştır. O zamandan bu yana da eğitimle alakalı yerlere akademi adı verilmiştir. Tıpkı Kaan Akademi gibi. Evet, Platon da öğretmeni Sokrates gibi nasıl yönetilmemiz gerektiği konusuyla ilgileniyordu. Hemen bir alıntı okuyalım. Filozoflar sitede yönetici olmadıkça veya yöneticiler gerçekten filozof olmadıkça, yani bir aynı insanda devlet gücüyle akıl gücü birleşmedikçe bunun yanında kesin bir yasayla herkese kendi yapacağı iş verilmedikçe insanlığın, sitenin başı dertten kurtulamaz. Bu alıntıdaki yönetici kelimesi bazı kaynaklara kral olarak e, yansımış, oralarda kral olarak geçiyor ama olsun. Ana fikir yine de aynı. Site dediği de bugünkü gibi böyle siteler, e, apartman daireleri gibi anlamayın. Site o, o zaman şehir, şehir devleti demek. Yani devlet, site dediği de devlet oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Platon da Sokrates gibi o dönemdeki yöneticiler konusunda bayağı şüphelere sahipti. Şimdi Pelopones Savaşı'nın sonrasında şehir devletleri iyice zayıfladığı dönemdeyiz. Bunu unutmayın. Bu yüzden Platon gibi daha birçok kişi daha iyi bir yönetim şekli olup olmadığı konusunda düşünüyorlardı. Platon'un en ünlü öğrencisi Aristoteles idi ve tıpkı öğretmeni gibi o da evrenin birçok boyutunu keşfetmeye çalışmıştı. Aristoteles'i ünlü yapan şeylerden biri Büyük İskender daha gençken ona öğretmenlik yapmış olmasıdır. Büyük İskender'in babası Makedonyalı Filip, Pelopones Savaşı'ndan sonra zaten zayıflamış olan şehir devletlerini fethederken, Aristoteles'in doğduğu yer olan Stagira'yı da fethederek oradaki insanları esir almıştı. Aristoteles'e gidip de İskender'e öğretmenlik yapmasını istediğinde Aristoteles, kabul ediyorum ama ücretimi doğduğum yerde yaşayan insanları özgür bırakarak vereceksin demiş. Stagir'e özgür kalmış, Aristoteles de genç İskender'e öğretmenlik yapmaya başlamış ve bir eğitim merkezi kurmak için de destek almaya başlamış. Platon'un akademisine benzer bir akademi olan Liseum'u kurmuş. Evet, aynen Sokrates ve Platon gibi Aristoteles de eğitim odaklı geleneği devam ettiriyor. Yani olayları tanrılara, teorik ya da ampirik meselelerle açıklamaya çalışan çoğu eski bilim insanında olmayan, alçak gönüllü ve mantıklı bir tutumla bu geleneği devam ettiriyor. Videonun son alıntısına gelelim. Bir düşünceyi kabul etmeden önce onun üzerine düşünebilmek eğitimli bir aklın göstergesidir. Bu videoyu burada sonlandırmadan önce şunu ekleyelim. Sokrates, Platon, Aristoteles gibi daha birçok Yunan filozofunda modern mantığın tohumlarını bulabileceğimizi söylemek istiyorum. Bundan yaklaşık 2000 yıl sonra Avrupa Rönesansı gelecek ve o dönemde de burada gördüğümüz aynı fikirler üzerinde düşünülecek. Daha sonra aydınlanma çağı ve hatta bugün sahip olduğumuz rasyonel mantık çerçevesindeki dünya görüşü de yine bu Yunan filozoflarının düşüncelerinden etkilenecek.